Bu dersimizde uygulamamızın ne var ve logo kısmını yapalım. Şimdi uygulamamızın ne var kısmını yapacağız ve daha sonra şu start bootstrap yazan kısmı logo kısmı olarak belirleyip buraya ister bir yazı ister bir logo ekleyebiliriz. Şimdi ilk olarak biz şöyle freelancer isminde bir klasör ve klasörümüzün içerisinde şöyle img klasör içerisinde uygulamada kullanacak olduğumuz resimlerimiz burada. Şimdi ilk olarak klasör içerisine şöyle index.html isimli bir sayfa ekleyelim. Ve daha sonra şurada şöyle stil, CSS isimli bir dosya ve index.html içerisine şöyle ünlem tab diyelim. Ve embed aracılığıyla HTML iskeletimizi oluşturalım. Ve burada şöyle örneğin bir şöyle başlığımız olsun. Örneğin freelancer template diyelim. Ve uygulamamız responsive olacağı için burada bir meta etiketi ekleyeceğiz. Meta etiketinin şöyle bir viewport ve daha sonra şöyle content kısmında ise şöyle with, şöyle device, şöyle with diyeceğiz. Şöyle şurası eşittir olacak ve daha sonra şöyle virgül diyelim ve başlangıçta uygulamanın zoom olayı şöyle ölçeklendirmesi şöyle 1.0 olsun. Daha sonra şurada diğer meta kısımlarını oluşturabiliriz. Şöyle şuralar isteğe bağlı. Şöyle bir description kısmı ve şöyle content'ine şöyle boş ekleyelim. Ve şöyle bir meta. Şöyle name. Şurada da şöyle author diyelim ve şöyle content kısmında boş kalsın. Peki şurası uygulamanın başlığı ve altta ise şöyle link diyelim ve şöyle stil CSS sayfaya dahil edelim. Ve sayfada harici olarak kullanacak olduğumuz bazı font kütüphaneleri var ve de ikon kütüphanesi var. Bunları ise şöyle dışarıdan alacağız. Şöyle gelelim. Şurada ilk olarak şöyle Google font yazalım. Şöyle Google fontlardan şöyle ilk olarak Lato'yu kullanacağız. Şöyle okey diyelim ve şuradan font family kısmından şu Lato'yu alacağız. Ancak buradan customize edip burada ekstradan şöyle 400 dahil edilmiş. Biz gelip buradan bold 700 dahil edeceğiz ve gelip şöyle italic 400'ü şunu dahil etmeyelim. Aslında şu ikisi bizim için yeterli. Biz şimdi şuradan emmetten gelip şöyle şunu alalım. Ve ilk olarak şunu sayfaya dahil edeceğiz. Ve daha sonra şuradan gelip bir font kütüphanesi daha alacağız. Bu da Montserrat olacak. Şöyle okey diyelim. Şu Lato'yu çıkartalım. Bunlar ayrı ayrı olsun. Şöyle customize diyelim. Buna da 400 ve 700'lük şöyle kısmı alalım. Şöyle embed kısmına gelip şunu da alalım şuradan. Onu da şuraya ekleyelim. Ve daha sonra şuradan font Epsom'a gelelim. Ve font Epsom'dan şöyle gerekli kütüphaneyi alalım. Şöyle start kısmına geliyoruz. Ve buradan şunu alalım. Ve onu da şöyle şuraya ekleyelim. Ve şuradan şu kısımları alıp biraz daha yalın hale getireceğim. Burası güvenlik açısından eklediğimiz bir benzersiz kod kısmı. Ancak şu an ihtiyaç duymuyorum ve bunu bu şekilde kaydedelim. Peki, şimdi site CSS sayfamızı açalım. Şöyle hatta şuradan vertical split diyelim. Ve şu tarafta index.html ve sağ tarafta ise şöyle site CSS açılsın. Şunu sağ tarafa alalım. Ve şuradan sayfamızın şöyle genel ayarlarından ben şöyle padding 0 ve margin'i 0 yapacağım. Ve box sizing'i şöyle border box yapacağım. Ve şöyle body etiketine gelelim. Ve body etiketi içerisinde kullanacak olduğumuz font family şöyle Lato olacak. Sonuçta biz Lato'yu buraya dışarıdan link olarak ekledik. Ve şöyle Lato virgül şöyle sans serif diyelim. Ve sayfada kullanacağım şöyle font size'ım 16 piksel olacak. Bu zaten varsayılan değer. Ancak tabii biz bunu gene burada belirteceğiz.
Ancak ben bunu piksel cinsinden belirtmek yerine gelip HTML etiketi için şöyle font size 10 piksel olarak belirteceğim. 10 piksel yazmamdaki sebep, ben bu 10 piksele göre RAM türünden bir font büyüklüğü vereceğim sayfa içerisinde. Ve vereceğim bu font değerleri hep 10 pikseli baz alarak oluşturulacağından dolayı ve orantısal olarak yazmakta kolaylık sağlayacağım için ben yeri burada 10 piksel olarak belirttim. Ve body etiketindeki font size'ı gelip 16 piksel yapmak istediğim için yapmam gereken 1.6 RAM yazmam. Dolayısıyla burada 16 piksellik bir değere direkt ulaşacağız. Peki neden RAM türünde bir değer kullanıyorum? Çünkü uygulamayı responsive olarak hazırlayacağım için ben sadece font size'ın 10 pikselini burada arttırdığım vakit 10 piksele göre ayarladığım bütün font değerleri, hatta bütün piksel türünden verdiğim ölçü birimleri direkt orantısal olarak artacak ya da azalacak. Peki bunu kullanırken bunu biraz daha iyi tabii ki anlayacağız. Şimdilik biz gelip sadece font değerini 1.6 RAM olarak ayarlayalım ve gelip sayfada şöyle font kalınlığını şöyle 400 olarak aktaracağım. Ki font değeri içerisinde bakın 400 kalınlığındaki font karakterleri de tabii destekleniyor. İsterseniz 700'ü bold olarak da kullanabilirsiniz. Kütüphane bunu destekliyor. Peki yazılarımız şöyle font yüksekliğimiz şöyle 1.5 olsun. Bu varsayılan değer olacak. Ve background color ise yani sayfamızın body kısmının arkası ise şöyle FFF diyeceğim ve beyaz olacak. Ve ben aksini belirttiğim zaman background color'ı ezmiş olacağım. Peki şimdi body kısmına gelelim ve bizim neighbor'ımızı oluşturalım. Şimdi burada mantıksal etiketler kullanacağım. Burada div id şöyle div id nav de kullanabilirsiniz. Ya da biz daha mantıksal bir etiket kullanmak adına yani HTML5'te mantıksal etiket kullanmamız gerekiyor. SEO açısından bunlar önemli. Dolayısıyla ben nav dedim ve daha sonra nav etiketi içerisine şöyle container klasına sahip bir div ekleyeceğim ve daha sonra div şöyle logo box isminde bir tane div ekleyelim. Ve logo box içerisinde şöyle a şöyle logo isminde bir klası olsun. Şöyle ana sayfayı temsil edelim. Ve A etiketi içerisinde ise şöyle start şöyle bootstrap diyelim. Yapacak olduğumuz uygulama zaten bir bootstrap teması. Ancak biz bunu tabii normal bootstrap kullanmadan normal bu aşamaya kadar öğrendiğimiz bilgilerle yapacağız. Peki logo kısmına geldik. Start bootstrap dedik de buraya bir IMG etiketi ekleyip buraya bir logo eklemeniz de tabii ki mümkün. Şimdi biz bu yapıyı kullanarak gelip CSS kısmını şöyle hazırlayalım. Şunları da şöyle yukarı doğru alalım. Şimdi uygulamanın her bölümü için ayrı bir yorum satırı oluşturacağım ve örneğin navbar ile alakalı CSS kodlarına daha sonra ulaşmak istersem navbar ismindeki yorum satırı kısmına geleceğim ve kodlarımı buradan düzenleyeceğim. Peki şimdi nav etiketine ulaşalım ve nav etiketi için ilk başta bir background rengi verelim. Peki bu background rengi nedir? Şimdi şuradan biz uygulamamıza gelelim ve uygulamaya şöyle sağ tıklayıp incele de diyebiliriz. Sağ tıklayıp incele deyip biz buradaki uygulanan nav'in şuradaki background color'ını tabii buradan alabiliriz. Ya da bizim şöyle bir color zille isminde bir eklentimiz vardı. Şöyle page color picker şöyle diyelim. Ve gelip buradan bakın biz buradan direkt seçtiğimiz kısmın rengini direkt alabiliyoruz. Bakın burada hafızaya aldı bu rengi. Ve ben gelip buradan şöyle background color diyeceğim. Ve direkt bu renk kodunu buraya yapıştıracağım. Peki daha sonra burada kullanacak olduğumuz yazılar yani nav üzerine kullanacağımız yazılar şöyle FFF beyaz olacak. Ve bu halde şöyle kaydedelim ve şöyle uygulamayı şöyle açalım. Peki uygulamayı açtığımızda bizim şöyle arka zemin renginin bakın birebir oluştuğunu görüyoruz. Şimdi biz burada içeriklerimize bir padding vererek bu neighbor'ın yüksekliğini ayarlayabiliriz. Yani şuraya gelelim. Şöyle şurayı daraltalım. Ve şuraya örneğin şöyle padding top diyelim. Örneğin 2.5 RAM diyelim. Ve burada 25 piksellik bir değer kullanmış oluyoruz. Ya da padding bottom 2.5 RAM diyelim. Bu şekilde bir padding değeri verdiğimiz zaman mesafeyi yenilediğimiz zaman bakın buradaki neighbor'ımız
paddingden dolayı bir yükseklik kazanır. Peki baktığımızda burası biraz daha yüksek tabii ki. Şöyle gelip mesela şu 2.9 diyelim. Yani 24 piksellik bir değer verelim. Bu şekilde biraz daha yaklaşır ki burada yazıdan dolayı da tabii biraz içerimiz artacak. Bunu daha sonra bırakalım. Peki şimdi gelelim şöyle logo box'ın altındaki şöyle logo sınıfına ulaşalım. Ve burada şöyle yazı rengimize şöyle FFF yapalım. Şöyle beyaz bir renk olsun. Ve şöyle font weight'imiz şöyle 700 yani bold bir yazı olsun. Ve font size'ımız ise şöyle 3.2 rem diyelim. Yani 32 piksellik bir değer vermiş olalım. Şunları kaydedip sayfayı yenilediğimizde bu şekilde bir içerik alırız. Tabi bunun altındaki çizgiyi almamız gerekiyor. Burada direkt text decoration yazmak yerine ben genel olarak yani sayfada bütün A etiketlerinin alt çizgisini kaldırmak istediğimden dolayı direkt buraya bütün A etiketlerine ulaşıp text decoration none demem aslında daha yerinde olur. Bunu sayfayı yenilediğimiz zaman bu şekilde bir görüntü alırız. Peki burada kullandığımız font türü tabii ki daha farklı. Dolayısıyla biz buraya sağ tıklayalım ve buradan kullanılan font türünü buradan bakın Montserrat olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şurada gelip sayfanın genelinde body'sinde bakın biz font family Latoy'u kullanıyoruz. Şunu büyük harf yazacağız. Ancak biz Nebar içerisinde farklı bir font family kullanacağız. Dolayısıyla şöyle font family diyelim ve burada şöyle Mont şöyle Serat diyelim. Peki bunu kaydedip şöyle sayfayı yenilediğimizde bakın font türü buraya biraz yaklaştı. Peki şimdi bizim burada gördüğünüz gibi içeriğimiz sağdan ve soldan içeriye dolu alınmış. Biz bunu nasıl yapacağız? Şuradan gelip container divi vermiştik. Biz buradan şöyle container yukarıda olsun. Çünkü sayfa içerisinde container kullanacağım. Aynen A etiketleri gibi aynı seviyede olacak. Herhangi bir bölüme özgü olmayan bir sınıf. Bu container sınıfı benim sayfamın genişliğini belirleyecek. Yani ben bu içerikleri tam köşelerden başlatmak istemiyorum da sağdan soldan şöyle padding değerleri bırakacağım. Ve padding değerlerin olduğu yerden yani şu içeriklerin başladığı yerden sayfa içerikleri başlayacak ki container'ı responsive aşamasında da kullanacağız. Örneğin bizim container genişliği işte sayfa 1200 piksel ve üstündeyken 1140 piksel olacak. Ya da çözünürlük 1000 piksele geldiği zaman sayfa genişliği container'ın genişliği 1000 piksel olacak gibi. Mobil görüntüsüne geldiğimiz zaman container'ı biraz da düşüreceğiz. Yani bizim responsive aşamasında sıklıkla kullanacak olduğumuz bir sınıf olacak container. Peki ben şimdilik şöyle width diyeceğim. Ve 1140 piksellik bir genişlik vereceğim container'a. Ve 1140 piksellik sabit genişlik. Örneğin şöyle margin left'ten şöyle auto diyeceğiz. Ve aynı şekilde margin right'tan da şöyle auto olsun. Yani sağdan soldan 1140 piksellik içeriği eğer satırda yer varsa ortalamak istiyorum. Yani şunu gelip şöyle kaydedip şöyle sayfayı yenilediğimizde bakın içeriğimiz ortalanır. Ve bunu biraz da şöyle container içeriğini şöyle padding değeri biraz daha içeri alacağım. Çünkü sol tarafa ve sağ tarafa tamamen yanarsın istemiyorum. Ve bunu şöyle .5 rem diyeceğim. Dolayısıyla bu da 5 piksellik bir değere karşılık gelecek. Şöyle padding right olsun burada. Sayfayı yenilediğim zaman container'dan da biraz içeriye girsin istiyorum. Şimdi baktığımızda bu şekilde. Şimdi sayfadaki yazıları büyük harfe çevirmek için şöyle gelelim. Şöyle text uppercase isminde bir şöyle değer ekleyelim. Şöyle text transform uppercase ve şuradaki text uppercase'i gelip şurada da kullanacağız. Şöyle sayfayı yenilediğimizde burası büyük harfe gelsin. Peki şu anda bakın birebir görüntüyü yakalamış olduk. Peki bir sonraki dersimizde ise Nebar'ın buradaki link kısımlarını hazırlayalım.